Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni formatımıza son gaz devam ediyoruz. Bugün yurt dışının neredeyse ücretsiz olan bu Erasmus Plus, ESG, öğrenci değişimleri hakkında bilinmesi gerekenlerin her şeyini konuşacağız. İyisiyle, kötüsüyle, nerelere ne kadar harcanıyor, bizim cebimizden çıkacaksa ne kadar çıkacaklar, motivasyon mektupları nelerdir, nerelere gidilebilir gibi konuları konuşacağız. Bugünkü konuğum bu konuda bir hayli uzman ve bu konularda da bayağı bir içerik üreten bir arkadaşımız Alp Şeker Yapan'la birlikte olacağız. Haydi başlayalım. Alp hoş geldin. Hoş buldum hocam. Yeni bir formatımız var ve destek atanlardan ilkin sen olduğun için önce bir teşekkür ederim. Sonra da deneyimlerinden faydalanmak ve diğer arkadaşlarıma da faydalı olabileceğini düşündüğüm için böyle bir yurt dışı eğitimlerin, danışmanların, onun dışında oradaki deneyimlerinle ilgili bir format yapmak istedik. Bir görüşme yapmak istedik. Bize katıldığın için teşekkür ediyoruz. Önce Alp Şeker Yapan kimdir? Hangi bölümde okuyordur? Ve düşünceleri nelerdir diyerekten başlayabiliriz. Tamamdır. Öncelikle ben ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Ben Alp Şeker Yapan. Şu anda Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıfım. Aynı zamanda sosyal medyada içerik üretiyorum. Erasmus ve yurt dışı imkanları ile alakalı. Ve bu sene gerçekten tamamen neredeyse sürekli Erasmus'a, işte Avrupa'da gönüllülük programlarına giderek bir seneyi tamamladım. Ve bunlar da tamamen ücretsiz olduğu için niye insanlara yaymayalım diye düşünüyorum. Ki mükemmel de bir yardımın dokunduğunu düşünüyorum o konuda. Ki içeriklerinden de görüyoruz, bayağı da bir izleniyor. Daha da farklı ve fazla kitleye ulaşabilmeni de canı gönülden diliyorum. Eski bir hocan da olarak. Umarım, umarım. Peki bu yurt dışına ilk çıkma isteği ve bu fırsatlar karşına ilk nasıl çıktı? Bununla ilgili deneyimlerini sunar mısın bize? Şimdi ben zaten hep yurt dışı birisiydim, hani küçük 5. sınıftan beri öyleydim. Daha sonra liseye geçtiğimde hani bir adım atayım. İngilizcem de çok kötüydü gerçekten. Bir adım atayım dedim. Google Translate ile böyle üniversitelere mail falan atmaya başladım. Beni alın lütfen falan diye. Olmadı. Sonra bir Amerika serüveni başladı. Amerika'da üniversitelere başvurayım diye. O süreçte işte sınavlara hazırlanmaya, İngilizcem gelişmeye başladı. Öyle Amerika'dan tam burs aldım. Sonra dedim aman Amerika'yı boş ver, yüksek lisansa giderim. Türkiye'de kalayım. Türkiye'de kaldığım zaman da Avrupa Birliği'nin sunduğu fırsatları buldum. Avrupa Muazzam. Birliği'nin ücretsiz Erasmus fırsatları, işte European Solidarity Corps programları, hepsine bir adım atayım dedim. Öyle de adımımı atmış oldum. Dil yeterliliğinden bahsettin. İlk başta neredeyse hani çok yeterli değil, translate de bile yapıyoruz dedi ki bu cesaret isteyen bir şey bence. Hani millet dışarı çıktığında Google Translate'i açmaya bile hani üşenen ve korkan tipler de var maalesef. Onlar bu yüzden bu Ben fırsatlardan Google Translate kullanıp Harvard'a başvurdum. faydalanamıyor. 11. O sınıftayken. zaten ayrı bir ilginç. O dönemi hatırlıyorum ben açıkçası başvurduğun dönemi. Ama işte bu Amerika'daki başvurduktan sonra hatta bu burs olanaklarından faydalandıktan sonra Türkiye'de kalmaya iten ana sebep bu yeterlilik kısmı mıydı yoksa hani ilerleyen zamanlarda daha uzun süreler kalabilmek için düşündüğün bir fikir miydi? Ya ben İngilizcemi zaten o Amerika'ya başvuru sürecinde çok ilerlettim. Hani zaten sürekli her gün başka bir üniversiteyle mülakat yapıyordum. Öyle olunca Çoğunluğu İngilizce sıkıntım online'dı galiba, kalmadı. değil mi? Evet. Bir de korona dönemiydi o zaman. Onu hallettim ama hani şöyle bir şey vardı. Ben burada hukuk okumak istiyordum. Eğer orada okursam 4 yıl önce bir lisans bölümü okuman lazım. Üstünden 3 yıl hukuk yüksek lisansı yapman lazım. Uzun bir süreç. Burada 4 yıl okuyup üstüne 1 yıl orada yüksek lisansla yapıp aynı hem burada hem oradan hukuk diplomanı alabiliyorsun. O yüzden reddettim. İki diplomam da olsun, garantici olsun dedim. Mantıklı birazcık daha. Peki ilk çıktığın program yurt dışına ve gittiğin ilk ülke neresiydi? İlk çıktığım program Erasmus Plus gençlik değişimiyle İtalya'ya gittim. İtalya. İtalya çok güzeldi. Sonra bir daha İtalya'ya gittim. Bir ay sonra tekrar yine gençlik değişimiyle İtalya'ya gittim. Öyle adımımı atmış oldum.
O da güzel bir başlangıç olmuş ki İtalya Avrupa Birliği açısından hani gidilmesi ilk etapta kolay olan ama aslında birazcık da içeriği zor olan da bir ülke diye duyuyoruz. Ama öğrenciye karşı da en fazla destek veren ülkelerden biri olduğunu da duyduk açıkçası. Evet. Peki bunlar için Erasmus Plus için özellikle bir üniversiteye mi bağlı olmak gerekiyor yoksa lise mezunu oldum herhangi bir şekilde başvurabiliyor muyum? Onda nasıl bir yol Bunun için izledin? eğitim şartı hiçbir şekilde yok. Genel gençlik değişimleri için farklı bir yaş skalası var. 13-30 yaş arası. Gönüllülük programları için 18-30 arası. Eğitim kursları için 18 ve üstü. Bu yaş skalasını tutturduğunuz zaman üniversitede olun isterseniz, isterseniz ilkokul mezunu olun hiç fark etmiyor. Böyle bir eleme durumu yok. Nereye başvurmaları gerekiyor peki Erasmus Plus'la ilgili? Bunun için her projenin kendinin ayrı başvuru formu var ve yüzlerce de proje Var var galiba. sürekli. Esas ulaşabileceği platform mesela Türkiye Esas Gençlik Bakanlığı falan mı ya da herhangi bir ülkeyi seçecek, üniversiteyi bulacak, oraya mı yazacak gibi. bu şöyle, Instagram'da 2-3 tane sayfa var. Bu projelerin ilanlarının yayınlandığı. Birisi Dernekler sen. kendileri hesabından paylaşıyor. Erasmus Gram, Erasmus Plus Türkiye. Ben bu sayfaları takip ediyorum. Orada zaten her proje paylaşılıyor. Oradan beğendiklerini, tarihlerinin uygun olduklarını, işte bazılarının kendi projelerine özel skalalı şeyleri oluyor. Seçim kriterleri. İşte diyor ki bu projede herkesin ben İngilizcesinin iyi olmasını istiyorum. Birisi de diyor ki ben İngilizceyi çeşitli aralıklardan alacağım. İngilizcesi çok iyi adam da olacak, çok kötü adam da olacak. Oradan kendine uygun olanı seçip başvurmaları gerekiyor. Tek şey bu. Tam buradan da soruyu da alabiliyorum. Peki dil yeterliliğim çok iyi olmasa da bu programa gidebiliyorum. Peki bunun yanı sıra hani o tarafta dil kursuna da gidebiliyor muyum bu programlarla? Ya da böyle bir şey karşılanıyor mu? Yoksa yine bir İngilizce yeterliliğim olmak zorunda mı? Gençlik değişimlerinin dil kursu gibi bir durumu yok. Zaten gençlik değişimleri yaklaşık 7 gün civarı sürüyor. Hadi 10 gün olsun. O yüzden hani öyle bir şey yok. Orada bayağı ağırlaştırılmış bir şekilde arkadaşlık kurmaya zorlanıyorsun yabancı ülkelerden insanlarla. Eğer iletişim kurma becerilerin iyiyse, istersen inanılmaz kötü İngilizcen olsun, zaten kimse sana karşı duramaz. İngilizcen iyi olsun, iletişim becerisi kötü olsun, o zaman zaten yapamıyorsun. Doğru. Ama European Solidarity Corps, Avrupa Gönüllülük Programı'nda İngilizce olmasa da gittiğin ülkenin dili sana eğitim olarak veriliyor. Ben mesela 2 ay Portekiz'de kaldım. Benim 2 ay. Portekizce dersim de vardı. Aa, bu gerçekten artı bir şey olmuş. Yani Evet. hani başka bir dil bulmak da ayrıyetten güzel bir şey bu durumlarda. Ki oraya giderekten bu kapıyı da kendin zorlamışsın gibi olmuş birazcık. Bu tabii ekstra bir Evet. kıymetli olabiliyor. Erasmus Plus'tan bahsettim. Belli bir yaş aralıkları da oldu. Peki bunun dışında başka exchange programları neler var? Yani diğer ücretsiz yurt dışı programları neler diyebiliriz? Şimdi bu programlar ücretsiz çünkü Avrupa Birliği fonlaması çok yüksek. Avrupa Birliği gerçekten milyonlarca euro ayırıyor. Ama bu kadar ücretsiz olması da yine çok düşük bütçelerle gidebileceğin neler var? Düşünüyorum bir dakika adını unuttum Erasmus Gram programın. demiştin ama galiba onların içerisinde O adamlar tekrar bir kuruluş muhtemelen. evet. O Erasmus Plus işte üniversite Erasmus'un olduğu da genel isim. İşte Erasmus Plus gençlik değişimleri, Erasmus Plus training course, eğitim kursları. Bunlar herkesin katılabileceği neredeyse genel programlar. Onun dışında Isaac var. Isaac. Isaac'te düşük bir ücret ödüyorsun ama yine hani gidebiliyorsun. Normalde gidebileceğinden daha ucuz bir fiyata. Bayağı bir düşük hatta onu duyduğuma göre ama bir de şöyle vardı. Isaac'i benim ilk tanışmam. Çok eski de bir kuruluş Türkiye'de bakıldığımızda. Hani ben daha üniversite okurken de vardı. Lise zamanımda da vardı Isaac'lerde. Ama hani böyle popülerliği o dönemler yoktu. Çünkü bizde işte İngilizce bilmek zorundasın, bilemezsen gidemezsin diye bizi sürekli ve sürekli birazcık baskıladılar bu konuda açıkçası. Ama işte özellikle internet çağının artmasıyla birlikte hani içerik üreticilerinin de artmasıyla bu programlar bayağı bir rehavet gördü. Hatta sayısı da artmaya başladı. Gençler için özellikle güzel bir tecrübe. Hani umarım o taraflara gidip
böyle güzel deneyimler elde ettikten sonra gelip burada kendilerine uygun bir şey kurabilirler, iş kurabilirler. Çünkü artık tek düzelik bir eğitim sistemine mahkum olduk ve bunları çeşitlendirebilmek de hani biz öğretmenlerden ziyade birazcık da gençlerin de isteklerine bağlı. Çünkü onlar ne kadar iyi olursa öğretmen de o kadar iyi olmak zorunda doğru evrilme süreci başladı açıkçası. Çünkü eskiden doğru sadece bizim söylediklerimizdi ama şimdi öyle bir şey yok tabii ki de ki canlı kanıtı sensin. Oradaki deneyimler bizlere hani öğretmen olarak da faydası olacağını düşünüyorum. Çünkü Isaac'ler olsun bize çok eğitime geldiler. Birkaç sefer ben de katıldım. Hani inanılmaz programları var yani. Hani en basitinden galiba yanılmıyorsam yaşlılarla görüşmeden tutun anaokulundaki çocuklarla çalışmaya kadar da gönderebilen bir programdı. Yani burada Evet. ondan faydalandın mı sen de? Hani Isaac'le Ben bir yere gittin. Isaac'ten faydalanmadım. Ben Avrupa Gönüllülük Programı'yla gittim. Ama benzer şeyler, Avrupa Gönüllülük Programı biraz daha güzeli. Çünkü harçlığına kadar veriyorlar Kesinlikle. orada. Bizde Isaac'te bir maalesef o kadar tık olmuyor. daha Peki bu programlara başvurduğunda en çok dikkat etmen gereken olaylar ya da en çok dikkat ettiğin hususlar nelerdi? En çok dikkat etmen gereken şey direkt motivasyon mektubu. Kabul edilmek istiyorsan motivasyon mektubu zaten tek yöntemin. Motivasyon mektubunda böyle çok fahiş hatalar yapmaman lazım. İşte ne ben sallıyorum Almanya'ya başvuruyorsun. Ben Almanya'da yaşamak istiyorum yazarsan altına çizerler senin. Çünkü niye ben bu adamı güvenip yolluyorum ülkeye geri gelecek diye. Sen oraya Almanya'da yaşamak istiyorum Diyorsun demişsin. mülteci olarak kalacak mı diyorsun Benim başıma sonrasında? bela mı olacaksın? Hop eliyor seni. Veya işte ırkçı bir yaklaşım belirtirsen direkt elenirsin. Orada bilmem kaç farklı ülkeden insanla beraber olacaksın. O tarz şeyler eliyor. Daha böyle arkadaş canlısı, işte samimi, konuşkan insanlar arıyorlar. O zaman mektup Burada da dışarı... mektup da o zaman projeden projeye çeşitlilik gösteriyor dememiz Evet. gerekiyor. Projelerin çünkü konuları da çok değişiyor. Bir tanesi sallıyorum işte ekolojiyle alakalı bir proje oluyor. Senin başvuru mektubuna ekolojiyle alakalı hiçbir şey yazmazsan adam seni niye alsın? Doğru. Veya bir tane proje müzikle alakalı. Hayatında eline müzik aleti almamışsın veya şarkı söylememişsin veya ritim tutmamışsın. Seni niye alsın bu adam? Orada müzik yapacaksınız çünkü. Direkt eleyecekler. Peki bu motivasyon mektuplarını da bu programlar açıldıklarında yazıp herhalde sisteme yüklememiz gerekiyor. Peki bunların hepsinin ortak dili İngilizce değil mi? Yoksa Türkçe mi yazmaları Çok gerekiyor? büyük çoğunlukla İngilizce. Hangi ülke olursa olsun, Avrupa Birliği'nde olursa çok büyük bir Evet. çoğunluğu İngilizce olmak zorunda. Zaten biz başvuruları Türkiye'deki derneğe yolluyoruz çok büyük çoğunlukla. Bu Türkiye'deki dernek bizi beğenirse oradan işte yüzlerce veya binden fazla başvuru gelebiliyor. 5 kişilik yer için, 10 kişilik yer için. Peki bu dernekler neler? Bir de bize onlardan bahsedebilir misin? Dernekler, ben kendi gittiğim dernekleri sayayım. Bunlar Avrupa Birliği'nden akreditasyon alan dernekler. Güvenilir dernekler. O soru çünkü bana çok geliyor. Güvenebilir miyim? Güvenebilir En miyim? önemli Yani sorunumuz ben zaten. güveniyorum. Çünkü bu dernekler Avrupa Birliği'nden bir akreditasyon almışlar işte. Banka formları, şunlar bunlar. Gerçekten meşakkatli bir süreçten geçmişler. İşte benim gittiğim dernekler Youth Season, Bosporus Youth Team, Bolu Project Office, başka ne vardı? EIC diye bir dernek var. European Integration Group. Başka neyim var? Yine bayağı biriyle çalışmışsın. Pi Gençlik Derneği var. Bu Düşünüyorum aklıma başka geliyor Bosphorus mu? galiba aralarında en çok duyduğum Bosphorus Season'dı yanılmıyorsam. Evet. Çünkü herhalde Boğaziçi ile de bir bağlantısı vardı. Ya da dernekleriyle mi kurulmuştu? Öyle eski bir şeylikleri vardı. Hani gençlerin önünü açmaya çalışan bir yetişkin grubuydu. Hani marjinal bir yetişkin grubuydu. Sonra tabii sonları ne oldu bilmiyorum da yine hani gönderebilmek için, dışarıya gönderebilmek için çok uğraşan bir tayfaydı bunların Evet. arasında. Evet. Bunlara motivasyon mektubunu gönderdi yani. Peki hani klasik bir soru olacak da. Şimdi diyelim bunlardan birine kabul edildin, gönderildin ama orada bir sorun yaşadın. Ama senden kaynaklı bir sorun değil ve olay tartışmaya döndü diyelim. Bu tartışma sonucunda da sen bu bağlı bulduğun kuruluşlara ulaşımın kolay oldu mu? Ya da çözüm kolay olur mu? Böyle bir şey Yani başınıza geldi mi? şöyle orada bir kral gibisin. Gittiğin Oo. zaman katılımcı olarak. Yani senin derdinin olmaması gerekiyor. Sallıyorum işte İtalya'ya gittik. Kızların odasına su basmış mı? Nemlenmiş mi? Kızlar Titanik'te gibiyiz diyorlardı en son. Ben içeri görmediğim için bilmiyorum. Ama hani bir su baskını olmuş.
Direkt farklı bir otelde bunları hepsini oda tuttular. Çok daha iyi bir otelde. Sorun halledildi. Yani Türkiye'deki kuruluşa gitmeden bile, hani Türkiye'deki kuruluşunu söylemeden bile orada çözüldü yani sorun. hem Türkiye'deki kuruluşa söylüyorsun. Zaten hani şipşak halloluyor. Hem de oradakine diyorsun. Bizim gece uyurken yatağın birisi düşmüştü mesela. Sabahına kalktık gittik. Düzeldi. O Yapacak bir da şey yok güzel. yani. Yani işte hep genelde hani buraya gittikten sonra orada yaşayacağı sorunlarla ilgili de sorular geliyor. Ki bunlardan birkaçını paylaştın, izlediğimi hatırlıyorum. Odada kaç kişi kaldık, işte odamızın düzeni nasıldı diye. Gerçekten beklenenin üstündeydi benim gözlemim. Peki Evet. gerçekten en fazla kaç kişiyle kaldın? Odalar bayağı rahat mıydı? Bunlar için de ücret ödemediğini düşünüyorum. Evet, hiçbir ücret ödemedim. Konaklamadır, yemektir. Direkt önüne geliyor. Sen oraya git, uçaktan inip böyle bin, Bavulunla kuracaksın gidiyorsun yatağı, resmen. her şeyini. Rahat rahat böyle hadi bu gelin bu restorana gidiyoruz falan. En fazla kaldığım kişi sayısı 6'ydı bir odada. Portekiz'de 2 ay yaşarken de benim evde 17 tane Türk mülteci kampı gibiydik. 17 Türk bir evdeyiz. Dörder kişilik odalarla. O vardı. Ama ben mutluydum. 4 kişi olsak da hani sürekli bir sosyalleşme içindesin. 7-24 hani. O açıdan güzeldi. Ama işte çok rahat odalarım da vardı. Böyle hani işte 2 kişi kalıyoruz. Böyle 3 yıldızlı 4 yıldızlı otel odası. O Yani rahatlık da vardı. açıkçası bir şey ödemeden yine de 4 kişi de olsa ve rahat bir yerde yatabilmek ve her türlü güvencenin de olabilmesi yani büyük bir artı. Peki sağlık durumu ne oldu diyelim? Hastalandığınızda yine belli bir sigorta yaptılar mı? Yoksa kuruluşa tekrar böyle başvuruda bulunup bulunduğunuz yer sizi bir yere mi yönlendirdi? Çünkü ABD'den farklı olarak Avrupa'da sağlık sistemi birazcık daha farklı. Orada biraz daha rahat ettiniz mi? Bu konuda ulaşımınız kolay oldu mu? Şimdi gençlik değişimleri için ve Avrupa Gönüllülük Programı için bunları farklı söylemek lazım. Çünkü gençlik değişiminde sigortanızdan siz sorumlusunuz. Yurt dışı seyahat sigortası yaptırıyorum her gittiğimde. Yaklaşık 200 lira bir ücreti var. Bir 10 günlük seyahat için sigortanın. O durumda daha hiç hastalanmadım. Varsa da ilacımı da yanımda götürüyorum zaten geçiyor. Hani hasta oldum mesela Almanya projesinde. Ateşim çıktı, gece halüsinasyon gördüm, uyuyamadım. Dedim ki ben hastayım, katılamayacağım etkinliklere. Tamam dediler, sen ne zaman rahat hissedersen kendin gel. Öyle bir rahatlık var. Hani zorla geleceksin de şudur da budur da yok. Gönüllülük programı için sana direkt Avrupalı sigortasını yapıyorlar. Hiç uğraşmıyorsun sen. Gözlüğüme top çarptı, gözlüğüm kırıldı. Hop gidiyorsun, yenisini alıyorsun, sana Oho. parasını veriyorlar. Çok Hastaneye güzel. gidiyorsun, işte yok şu oldu, bu oldu, Faturasını hop çözüyorlar. karşılıyorlar. Aynen. Gerçekten güzel olmuş bu olay açıkçası. Şimdi bir aklıma sormak istediğim şeylerden birisi de yani bunların içerisinde zaten beslenmeyi çok rahatlıkla yani bulunduğunuz ortamdan karşılaşabiliyorsunuz. Bir de demiştin ki hani cep harçlığı da verdiler. Hani akıllarında bulunması anlamında ortalama verdikleri ücret ne oluyordu? Ve orada verdikleri yetiyor muydu? Yani ceplerinde dolu gitmeleri gerekiyor mu sence? Ülkeden ülkeye harçlık değişiyor. Ben Portekiz'deydim. Bana günlük 3 euro harçlık veriyorlardı. Yeterli mi? Aman aman bir yeterlik değil. Orada sana verdikleri tüm para işte. Yemeğin için para veriyorlardı. Harçlık veriyorlardı. Bu verdikleri para senin işte günde 3 öğün yemeğini yiyip işte günde bir iki kez dışarı çıkıp kahve içmene yetecek bir para. Ama işte yok alkol içiyorsan alkolünü karşılayamazsın bu parayla. Sigara içiyorsan karşılayamazsın. Eğer öyle kullanımlar yapacaksanız cebinizde bir harçlık olması lazım ekstradan. Yani temel ihtiyaçları yine de fazlasıyla karşılayabiliyoruz. O kısmı Evet. güzel oldu. Şimdi son zamanlarda biraz revaçta olan bir şey. Bunun ilgili de paylaşımını gördüm. İlk başta liseyi yurt dışında okumakla ilgili bir şeyden bahsetmiştin. Hani çok az bununla ilgili fikir verebilir misin bize? Liseye yurt dışında okumak. Bunun için birkaç tane program var. AFS var. AFS biraz daha hani parayla çalışıyor. O yüzden onu şu anlık eliyorum ama aklınızda bulunsun. Yes diye bir program var. Yes. AFS'nin Yes diye bir programı var. Amerika'da bir yıl ücretsiz bir şekilde kalıyorsun. Ondan sonra Türkiye'ye dönüp bir yılda Türkiye'de okuma zorunluluğun var ama. Böyle bir program da var ve ücretsiz tamamen. Yes. Onun dışında United World College diye bir lise sistemi var. UWC diye C, UWC diye yazılıyor.
Bu da lisenin son 2 yılını dünyanın herhangi bir yerindeki United World College'lardan birinde okuma fırsatı. Bunun burslu olanları var, burssuz olanları var. Çok değişiyor gerçekten ülkeden ülkeye. Bu da gerçekten inanılmaz güzel bir program. Çünkü buradan mezun olduğunda gideceğin yerler hani bir tık daha artık belli oluyor üniversitede. Harvard'da, Stanford'da, MIT'ye gidiyorsun. Bu programlar bence araştırılsın. Özellikle YES ve UWC. UWC tekrar tekrar üzerinde durulması gereken bir konu. Çünkü dediğimiz gibi hani yurt dışında okumak artık birazcık istek haline geldi çoğu kişide. Hani bu lise kısmından bahsettik. Peki üniversite okumak istersek ne yapacağız Alp Bey? Üniversite okumak için bu ülkeden ülke o kadar fazla değişiyor ki bunun cevabı. Ben Amerika'da daha profesyonelim. Amerika'dan gideyim. Amerika'da başvurmak için öncelikle TOEFL'ınızın olması gerekiyor. SAT diye bir üniversite sınavları var. Bizim TEOG'a çok benziyor bu arada. Basit bir sınav. Bayağı bir basit. O sınava girmeniz gerekiyor. Onun dışında ne var? Onun dışında sürekli makale yazmanız gerekiyor. Üniversitelerde sadece sınav puanlarıyla alınmıyor bizdeki gibi. Daha çok insanın kendisine önem veriyorlar. Sen kimsin? Lisede ne yaptın? İşte ilgi alanların neler? Sosyal aktivitelerin neler? Bunları doldurduğunuz işte bütün bu süreçlerin olduğu 1 yıllık 12. sınıfınızda bir süreç oluyor. Ondan sonra işte mülakatlara giriyorsun. Her üniversiteyle ayrı ayrı konuşuyorsun. Ondan sonra yaklaşık Nisan ayında artık bütün üniversitelerden sonuçlar gelmiş oluyor. Kabul edildin mi, edilmedin mi? O sistemden Common Application diye bir sistem var. Oradan başvuru yapmak gerekiyor her üniversiteye. O da güzel. Amerika'da zaten evet dediğin gibi bayağı da bir güzel eğitimleri var ve dediğin gibi kişiye değer vermeleri ekstradan artı bir avantaj. Bunların içerisinde de dediğin gibi makale ve hani kompozisyon dedikleri de bir olay var yanılmıyorsam. Kompozisyonlarda da çok dikkat ediliyor. Hani o dediğin de aslında bir nevi motivasyon mektubuna ben çok fazla benzetiyorum. Hani neden Stanford'da olmalıyım? İşte neden MIT'li olmalıyım? Ama şimdi bu okulların büyük bir kısmı özel ve yani özelden kastımız paralı bir eğitimleri var aslında. Yine devletlerine bağlı da işte burs almak istersem nerelere başvuracağım? Yani yine ilk başta ilk application'la mı ben burs talebinde bulunuyorum? Yoksa burs için ayrıyetten bir sınava vesaire girmemiz gerekiyor mu? Bazı üniversiteler sınav tutuyor ama çok nadir bu. 5 tane üniversite var. Özellikle baş üniversiteye herkesin bence başvurması lazım. Harvard, Yale, MIT, Amherst College ve Princeton. Bu üniversiteler sen başvuruyorsun. Burs başvurusunu da aynı anda yapıyorsun. Senin ailenin maddi durumuna göre veriyorlar parayı ve ailenin maddi durumunu seni alırken önce bir kenara atıyorlar. Diyorlar ki ben bu çocuğu alacak mıyım, almayacak mıyım? Bakıyor, ha, bu çocuk bizim okulda okumayı hak ediyor. Sonra bakıyor senin ailenin maddi durumun dosyasına. Bu çocuğun işte sallıyorum yıllık 100 bin dolara ihtiyacı var diyor. Sana kabul ettikten sonra o burs paketini de veriyor. Koşulsuz şartsız. Tek şart senin kabul edilmen üniversiteye. Diğer üniversitelerde senin ailenin maddi durumuna ve başvuru formuna aynı anda bakıyor. Sallıyorum ben bu çocuğa hani bu kadar para veremem derse eliyor. Ayrıyeten burs programları var işte. Şu alanda başarılı çocuklara şu kadar burs veriyorum diye. Üniversiteden üniversiteye değişiyor. Ama bu saydığım 5 üniversite direkt hani sen kabul alırsan ben sana kahve parana kadar vereceğim Ki kafasındalar. çok büyük üniversiteler ki bahsettiğin yerlerden birisi Princeton Üniversitesi. Yale Üniversitesi zaten sosyal bilimler açısından inanılmaz derecede yani avukatların belki de devlet başkanlarının çıktığı yerlerden birisi. Yani orada eğitim almak çok daha güzel ve bizdeki gibi değil. İşte benim birazcık da içimin acıdığı nokta o. Yani bizde bir tane burs kazan. Yani yeter ki işte ailen zenginmiş, ihtiyacı varmış, biraz göz ardı edilebildiği için. Hani oradaki sistem bir tık daha nedense hoşuma gidiyor. İnşallah bizde de güzelce bir değişiklik olabilir. Yani şeyi bile duydum ben. Stanford Üniversitesi'ne burslu gidip annesinin babasının mezuniyete uçak parasını bile ödediklerini duydum. İşte hani öğrenciye verilen değer ki bizde öğrenciye verilen değeri birinci elden sen görüyorsun İstanbul'da. Bayağı da bir zorlanıyor. Peki bu programlara başvurduk üniversitenin dışında. Hani tekrar ufak konumuza dönelim. Erasmus Gram olsun, Erasmus Plus projeleri olsun. Bu Student Exchange'di galiba. Bu tip programlarda gittiğin yerler çoğunlukla Schengen ülkeleri. Ve bu konularda vize süreçleri, pasaport süreçlerin nasıl oldu? Şimdi benim yeşil pasaportum olduğum için ben bir tık şanslıyım. Ama bordo pasaportlu giden arkadaşlarım da var. İnsanlar diyor ki bordo pasaportlusun seni almayacaklar asla şu bu. Yok Yalan. öyle bir şey. Alıyorlar. Yani daha az bir şans var ama alınıyor. Çünkü benim hani gittiğimde gerçekten tanıştığım
sırf bu proje için vize çıkarmış arkadaşlarım var. Birinci elden gördüm ben. Ama şöyle bir şey var. Eğer bir ay sonraki projeye başvuruyorsan seni almazlar bu arada pasaportla. Çünkü bir ay sonra ya zaten vize başvurusu bulamıyorsun. Kesinlikle. Yani vize Yani işlemlerini kendisi başvurmaları gerekiyor. Vizeyi aldım başvuru deyip senle. kuruluşa gidip arkadaş ben bu program için gönüllü olabiliyorum demesi gerekiyor o zaman Yani sen gibi. kabul aldığında program sana destek veriyor vizeye başvurman için. İşte gerekli doküman neyse onu yolluyor. İşte davetiye mektubu. Bunları yolluyor. Sonra senin sürecini hani sen hallediyorsun. Senin harcadığın parayı da sana projeden sonra geri veriyorlar. O da güzelmiş aslında. Gerçekten Aynen. de şey mantıklı yani insanın cesaret edebileceği bir şey. Yani belli bir birikimle bile bu tarafa gidildikten sonra hani milletin üniversite mezuniyetinden sonra elde edeceği deneyimi daha genç yaşta da bir elde edilebiliyor. Şimdi senin için ayrıyetten ekstra bir köşe hazırladım. Bu hızlı soru Evet. köşesi dediğimiz birazcık da hani böyle deneyimlerinin böyle tap noktasına kadar geldiği yerler. O yüzden oraya böyle biraz hazırladım. Hazırsan başlayabilirim. En çok Tamamdır. gittiğin ülke? İtalya. Kaç kere gittin? İtalya. 3 kez gittim. Gelecek ay 4.'ye gidiyorum. Oo, hayırlı yolculuklar şimdiden. Peki, Teşekkürler. en uzun süre kaldığın ülke? Portekiz. 2 ay kaldım Portekiz'de. Hatta sonra bir kez daha gittim. Onda Herhalde da bir 10 gün yolda bir kaldım. kere daha gidiş gözüküyor gibi. Peki, en İnşallah. sevdiğin program hangisiydi deneyimlerinin arasında? En sevdiğim İspanya'da gençlik değişimi vardı. Gerçekten yani mükemmel, anlatılmaz yaşanır bir deneyimdi. Zaten çok fazla görüştüğüm arkadaşım var hala. Hem Türk hem yabancı oradan. Benzer bir soru da katıldığın en güzel etkinlik neydi? Katıldığım en güzel etkinlik neydi? Bir dakika, bu soru Bu zor. birazcık Ne hani olarak? programın dışında. Hani programda bir gereklilik var. Alp şunu yapmak zorundasın diyecek ama bu bunların dışında. Off record olan bir Aa, şey. tamamdır, tamamdır. Hangover anın da olabilir, sıkıntı değil. Portekiz'de bir hani Brezilya'nın meşhur karnavalı vardır ya, böyle işte yürürler kostümlü kostümlü. O Portekiz'de de var. Ben Portekiz'de kalırken ona denk geldim. Öyle kostümlü mostümlü artık hani güzel bir şekilde Erasmus partisine gitmiştik. Hiçbir şey daha hatırlamıyorum zaten ama güzeldi. Deneyimi zaten kalmış ki kafanda o kadar fazla hala Evet. hatırlayabiliyorsun onu. Peki Evet. bunların arasında yaşadığın en kötü deneyim neydi? En kötü deneyim. Bir tane İtalya projem gerçekten yok, travmatikti. Çünkü ırkçı insanlar vardı kendi takımımda. Karşı takımda yaş farkı 15'ten fazla olan küçük çocuklar vardı. Hani çok küçükler, anlaşamıyoruz. Yani benim takımımda ırkçılar var. Karşı takımda da sürekli kafaları iyi. 7-24 kafaları iyi. Zaten oraya gidenler büyük bir çoğunluğu kafa çekmeye de gitmiş Hani olan maalesef bir kitle de var. evet, öyle bir kitleye de denk Onların geldim. arasından Hani nasıl sıyrıldın? O projeyi nasıl tamamladın? akşam 10'da uyuyordum. Akşam 10'da uyuyordum yani. Kaçabilecek en güzel etkinlik. Peki bu süreçte kendince düşündüğün, yaptığın yanlışlar nelerdi? Hani düzeltmen gereken noktalar var mıydı? Yani şöyle yapsaydım daha güzel olurdu dediğin kısımlar neler? Bazen böyle yorgunluktan kimseye vakit ayırasın olmuyor. Hani işte biraz daha içine çekiliyorsun. Erasmus bunun yeri değil. Uyuyacaksan da gidersin evine, gider uyursun. Orada bir hafta içinde bütün böyle enerjini verip herkesle samimiyeti kurup geri dönmen gerekiyor. Uykundan feragat edeceksin, enerjinden feragat edeceksin. Ama zevki de burada. Zaten Bu benim. en bu yaşlarda yapılabilecek en güzel olay sabah böyle program, akşam da etkinliklerdir derler zaten Aynen. büyüklerimizde. Peki bu kadar deneyimin arasında hani ortalama ne kadar süre yurt dışında bu projelerle bulundun? Şu an son 1 yılda yaklaşık 115 gün civarı yurt dışında bulundum. Çok güzel ve Bu bu kadar. 115 gün Hepsi içerisinde toplana zaten toplana. neredeyse harcadığın miktarda kendin söyledin ki hani baya baya da bir az bir miktardı. Evet. Peki bu gençlere vermek istediğin bir tavsiye var mı? Yapmaya Var. değer mi? Neler Kesinlikle yapsınlar? şansını denesin bence herkes. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey var. Başvurursan kabul şansın belki az, evet. Ama başvurmazsan kabul şansın direkt %0. Yani bence bizim Türk gençliğinin en büyük hatalarından birisi, aman ya hani zaten alınmayacağım deyip üşenmek veya şu yapmak bu yapmak, başvurmamak. Başvuran gidiyor. Başvurmazsan gidemezsin. Bu kadar. Tek yapman gereken pes etmeden sürekli başvurmak.
Bir kez şansını yakaladın mı devamı böyle geliyor zaten. İlkinde işte yanlış başvurmuşuzdur, düzeltmemiz gerekiyordur. Yeter ki vazgeçmeyelim bunların arasından Aynen öyle. diyelim. Peki bu süreçte aynı zamanda hani hem bu projeleri yürütüp bir de aynı zamanda okuyorsun da bunların arasındaki dengeyi nasıl kurabiliyorsun? Ben hukuk fakültesinde olduğum için bir tık avantajım var. Bizim okulda yoklama alınmıyor. O yüzden ben gidiyorum. Kimsenin haberi yok. Zaten 300 kişi var sınıfta. Hani beni mi fark edecek? O konuda bir tık avantajım var. Ama hani benim kendi dersleri kaçırmamak için yaptığım mekanizma şuydu. Ben sınav dönemim bizim bir ay sürüyor. Sınav döneminden önceki bir ayda ben programa gitmiyorum. O bir ay boyunca kapanıp sürekli dersimi çalışıp sınavlardan sonra da tekrar gitmeye başlıyorum gibi bir durum vardı benim için. Bu tabii ki de zorlu olacak ama belli bir yerlerde bence bu deneyimleri kazanabilmek için bir sene çok da fazla bir kayıp olarak bakmıyorum ben açıkçası. Ben Benim çok kendi güzel şeyler düşüncem. kazandım bu yılda açıkçası Yani yani. 4-5 senede kazanacağın deneyimi belki de bu süreçlerde kazandın ki kesinlikle hani bunun artı olacağını düşünüyorum. Kim ne derse desin yani. Hani şunu kaçırdın, okuldan mezun olamayacaksın, öyle bir şey yok. Okulun telafisi var da bu deneyimlerin Bir yıl telafisi sonra da asla yok. mezun olurum. Ama bu Ama deneyimi bu deneyimi yaşarım yaşayamam. kesinlikle. Hani Evet. çünkü Work and Travel'da da şöyle bir sıkıntı vardı. Okulların açılması dönemi. Örneğin tıpçılar bir tık daha erken açılıyordu. O zaman Work and Travel süresi kısa oluyordu. İşte uçak mühendislikleri ya da diğer mühendislikleri okuyanların ise neredeyse Work and Travel tam geçirebiliyordu. Hani bu tip programlarda o zaman önemli olan süreç, hani okulun olmadığı zamanlardaki projeleri kontrol edebilmek. Evet. Ve bu projeler yanılmıyorsam hani yıl boyunca mevcut olan projeler. Sürekli yeni Sürekli bir var. proje çıkıyor. Şu anda Tarihini büyük ihtimal çıkartması vardır yani gerekiyor 3 tane sadece. başvurabileceğim şey. Çok güzel. Vallahi bu keyifli sohbet için öncelikle teşekkür ederim. Tabii ilerleyen zamanlarda müsait olursan bu hukuk fakültesi serüvenini de tabii ki de dinlemek isteriz. Ama tekrar seninle hani aynı platform altında sohbet etmeye de devam etmeyi tekrar istiyorum. Umarım katılırsın Umarım. ve beni reddetmezsin. Bilmeniz gereken ve sormak istediğiniz varsa Alp'in tabii ki de kanalını ve Instagram hesabını da paylaşıyoruz. Lütfen inceleyin, izleyin. Yollarla ilgili çok da güzel bilgiler de veriyor bizlere. Onun dışında da söylemek istediğim bir şey var mıdır Alp'cim? Teşekkürler herkesi dinlediği için. Volkan hocama da abone olmayı unutmayın lütfen yani. Şimdi Tekrardan çok teşekkür ediyorum abicim. Yakın zamanda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. görüşmek üzere.